Merhaba arkadaşlar, Terraria Master Mod serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son item avımıza devam ediyorduk, yoyoları bulduyduk. Pre-Hard Mod'da, Hard Mod öncesi elde edebileceğimiz tüm yoyoları elde etmeye çalışmıştık ve hepsini bulmuştuk. Bir tane mi eksiğimiz kaldı, iki tane mi eksiğimiz kaldıydı ne? Şimdi mızrakların peşine düşeceğiz arkadaşlar. Oyundaki mızrakları elde edeceğiz. Hard Mod öncesinde elde edilebilen mızraklardan bahsediyorum. Bu mızraklar 6 tane, 6 adet mızrak var Hard Mod'dan önce elde edebileceğimiz. 6'sını da elde etmeye çalışacağız. Hepsinin nasıl bulunduğunu, nasıl alındığını vesaire göstereceğim sizlere. Diğerlerinde olduğu gibi. Şimdi sürekli yorumlarda falan soruyorsunuz abi, item avı ne kadar sürecek? Yani oyunu artık hard moda geçir, hard mod bosslarını görelim vesaire diye. Arkadaşlar hard mod bosslarını falan diğer sezonlarda, diğer videolarda görebilirsiniz. İşte 3. sezonu, 2. sezonu vesaire izleyerek hard modda hangi bosslar var, az çok yenileri de hariç hepsini bir görüp göz atabilirsiniz. İnternette de var videolar, oradan da bakabilirsiniz. Bu 5. sezonda biz her şeyi yaparak ilerleyeceğimizi söylemiştim. Hatta bununla ilgili bir anket açmıştık ve ankette çok büyük bir yüzdelikle her şeyi elde ederek git abi, her şeyi göstererek git diye anket çıkmıştı. O yüzden oyundaki var olan her şeyi elde edeceğiz. Her şeyin nasıl elde edildiğini falan göstereceğiz. Yani 5. sezonda arkadaşlar her şeyi elde ederek bu sezonun videolarını taşlandıracağız. Yani her şey var olacak bu sezon videolarında. O yüzden tüm itemların peşine düşeceğiz bu şekilde. Hard moda geçmemiz biraz sürecek. Mesela şu anda biz neyin peşindeyiz? Mızrakların peşindeyiz. Mızraklardan sonra arkadaşlar bumeranglar var, flail'lar var, işte ne bileyim bow'lar, silahlar vesaire sırasıyla alacağız. Pre-Hard Mod'da elde edebileceğimiz silahlardan sonra zırhlar var. Yani Pre-Hard Mod'daki tüm zırh setlerini bir alacağız. Buraya koyacağız. Ondan sonra mountları, petleri, bunların hepsini elde edeceğiz. Sandıklarımıza yerleştireceğiz. Alabileceğimiz şeylerin sayısı bittiği zaman, yani bunların hepsini elde edip buraya koyduktan ve bunların hepsini video kayıt altına aldıktan sonra Hard Mod'a geçiş işlemimizi yapacağız. Önce Queen Bee'yi keseceğiz. Ondan sonra Wall of Flesh'i keseceğiz ve Hard Mod'a geçiş yapacağız arkadaşlar. Hard Mod'a geçtikten sonra oyunun sonuna, yani Moon Lord'a kadar olan bölümde seri bir şekilde ilerleyeceğiz. Yapmamız gereken aşamaları yapacağız. İşte bossları sırasıyla keserek Moon Lord'a kadar gideceğiz. Moon Lord'u keseceğiz. Oyunu Moon Lord'u keserek son boss'u, final boss'u kesmiş olacağız. Sonra hemen bitirmeyeceğiz sezonu. Yine Hard Mod'da bu sefer elde edebileceğimiz tüm itemları elde edeceğiz. Ve en son itemı da elde ettiğimizde, Hard Mod final itemı elde ettiğimizde final bölümümüzü yapacağız ve sezonu bitireceğiz. Yani bu sezon, 5. sezon oyunda var olan her şeyi elde ettiğimiz, her şeyi yaptığımız bir sezon olacak. O yüzden de bu item avı biraz uzun sürecek. Yani belki 10 bölüm, 15 bölüm daha gider, bilemiyorum. Arkadaşlar sırasıyla itemları elde ederek size video haline getirerek sunmaya çalışıyorum. Bu süreçte sürecek yani bayağı bir. Haberiniz olsun. Yani sürekli videoların altına abi ne zaman artmola geçeceksin, ne zaman geçeceksin vesaire diye sormanıza gerek yok. Plan bu şekilde. Bu şekilde karar kıldık. Bunu kendim karar kılmadım. İzleyicilerin, yani bizi izleyen kitlerin kendisi karar verdi arkadaşlar. Ve bu şekilde hareket ediyoruz. Ve bu şekilde olacak. Değişmeyecek. Şimdi mızrakların peşine düşüyoruz. İlk mızrak Spear. Spear arkadaşlar, ekranda da gösterdiğim mızrak. Bu mızrak yer altındaki tahta sandıklardan çıkıyor. Underground seviyelerinde bulunan bu tahta sandıklar var. Bakın eve de koyduk ya birkaç tane tahta sandık şuraya. Şu sandıkların içinden çıkıyor. Yani Forest Biome'un altında vesaire gezerken tahta sandıkların içinde denk gelecektir bu Spear. Biz bulduyduk hatırladığım kadarıyla. Yani bir sürü bölüm, kaç bölüm? 22 bölüm ne oldu? Biz o süreçte bir tane ben bulduğumu hatırlıyorum. Buralara bir yere atmıştım. Ona ben bir bakayım. Onu hemen alalım, envanterimizi ekleyelim. Birinci mızrakla hiç uğraşmamış olalım. Sanırım dungeon'daki sandıklardaydı arkadaşlar o. Dungeon tarafına bir yere attıydım ben onu galiba. Gideceğim oraya bakacağım. Mızrak oradaysa alacağım, hemen envanterimin içerisine koyacağım. Evet, sandıklara geldim arkadaşlar. Dungeon'ın oradaki sandıklarda. Ha, burada spear'ımız var. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mızraklar biraz dikey hareket eden, yani böyle tuttuğunuz yöne doğru giden silahlar. İlk spear'ımız bu şekilde. 9 damage'i var. Bunu ağaç sandıklarının içerisinden biyomda gezerken bulabilirsiniz. Denk gelecektir bir yerlerde. Bu şekilde alıp envanterinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci mızrağımız Trident. Trident'i elde etmek için arkadaşlar okyanustan, okyanustaki water chest'lerden elde edebilirsiniz bu Trident'i. Ya da Shimmer'i bulduysanız, Shimmer'in içerisine iki tane spear'ınız var. Birini atarsanız o Trident olarak dönüşecektir. Ya da okyanus sandıkları var. O sandıkların içerisine, yani Seaside Crates diye galiba adı, o şekilde elde edebiliyorsunuz. 3 tane yöntemle Trident elde edilebiliyor. Şimdi ben okyanusa gideceğim. Hatta ben niye böyle gidiyorum? Direkt şöyle bir ışınlanayım okyanusa. Okyanusun dibinde sandık varsa hemen gideceğim, o sandığı açacağım. İçinde Trident varsa alacağım. Genelde okyanus altındaki sandıklarda Trident oluyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Bakalım var mı burada sandık? Tarafta bir sandık bulamadım. Ha, burada bir sandık. Trident burada var arkadaşlar.
Evet, ikinci silahımızı da bulduk, Trident'i. Hemen okyanusun altında var olan bir sandığın içerisinde bulduk arkadaşlar. Bir ara sandık düzenlemesi de yapacağız. Fazlalık sandıklarımızdaki fazlalık itemları satacağız vesaire arkadaşlar. Koleksiyonumuzu tamamlayınca gerek kalmayacak yani, her şeyi paraya çevireceğiz. Onları da halledeceğiz. Trident'i de bu şekilde okyanustan bulduk. Zeolos Trident bulduk bir tane. Spear 6 idi. Bunun 16 mili damage'i var. Bu şekilde Poseidon'un mızrağına benzeyen bir mızrak arkadaşlar. İkinci spear'ımız, mızrağımız. Üçüncü mızrak. Üçüncü mızrak Storm Spear. Storm Spear arkadaşlar Sandstone chestlerden, yani kum chestlerinden Underground Desert'ta bulunabilen bir silah. Oasis biyomunun altında bulunan, bakın şuradaki Desert'ta, çölde bulunan bir silah. Burada gezeceğiz. Yaratık öldüreceğiz biraz. Biraz farm yapacağız. Buralarda takılırken arkadaşlar sandıkların içerisinden çıkmasını bekleyeceğiz. Storm Spear'ı burada bulmamız gerekiyor. O zaman hemen buraya gidip silahımızı aramaya başlayalım. Şimdi evimize vardık arkadaşlar. Daha önce biz bir Desert'ta gezdiydik. Underground Desert'ta gezerek bazı kendimize edindiğimiz görevleri yerine getirmiştik. Oralarda biraz gezmiştik. O biyomu biraz açmıştık. Bir ev yapmıştım kulübe, bir köşeye. Oraya yatak koyuyorduk. Ölürsek orada da uyumak için arkadaşlar. Şimdi bir tane yatak aldım evden. Buradan kaverne atlıyorum. Kaverden hemen oraya gideceğim. Yatağa atacağım. Spawn point'imi oraya geçireceğim ki başımıza orada bir şey gelirse hemen orada doğup devam edelim araştırmaya. Bütün sandıkları açmaya çalışacağız. Ta ki mızrağı bulana kadar, Storm Spear'ı çıkartana kadar arkadaşlar. Üçüncü mızrağımız olacak. Mızraklar görevimiz hızlı olacak gibi. Çünkü 6 tane mızrak var. Şu anda 2 tanesini bulduk. 6'da 2'yi yaptık. Bulmamız gereken 4 tane mızrak var. Şu an 3.'sünün peşindeyiz. Böyle bir ev yaptıydık. Hemen şuraya bir platform atalım. Tamam mı? Sonra yatağımızı koyalım şöyle. Spawn point'imi buraya aldım arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı inelim. Buralara ilk geldiğimizde daha sezonun başlarındaydık ve bu kadar güçlü değildik. Şu anda bayağı bir güçlüyüz. Allah. Bayağı bir güçlüyüz arkadaşlar şu anda. Burası bizi ilk başlarda zorladığı kadar zorlayacağını düşünmüyorum. Sağlam bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum, bakalım. Burada Starfree kullanmak çok işimize yarar aslında. Starfree alıp gelebilirim. Aynen, gidelim biz bir Starfree'mizi alalım ya. Starfree burada çok işe yarıyor. Biz Starfree'yi gidip alalım arkadaşlar kasamızdan. Starfree ile istediğimiz konuma yıldız düşürebildiğimiz için hem orayı aydınlatıyor hem de uzaktan hiç blok kırmadan arkadaki yaratıkları öldürebiliyoruz. İşimize bayağı yarıyor yani. Starfree'yi desert'ta kullanmak önemli bence. Spawn point'i geri alalım. Tamam. Şimdi böyle daha iyi oldu bak. Direkt uzaktan uzaktan işimizi hallediyoruz. Hem ne nerede, ne tarafa doğru kazmamız gerekiyor. Bunları da görebiliyoruz bu sayede. Sandıkları daha hızlı bulacağız böylece. Oo, bak orada bir ev var. Güzel. Bir ev var. İçinde sandık da vardır oranın. Heykeller falan var. Burası tam böyle loot noktası. Güzel. Şöyle heykelleri alalım önce bir. Güzel. Bir duvar süsü gibi bir şey aldık. Şurada piyano var. Alalım. Şunu ver. Yer mi kalmadı hemen üzerinde ya? Vay arkadaş. Ne arada oldun ya? Atalım şuraya. Evet efendim, ne çıktı? Aha. Bundan bulduyduk daha önce. %25. Tüh be. Maden hızımızı arttıran bir aksesuar bulduk. Olsun. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Aramaya devam. Daha ne sandıklar çıkacak? Large haritada oynuyoruz. Hah, şurada bir ev daha var. Orada bir sandık gördüm. Hadi oğlum. Ne çıktı abi? Snake Charms. Flüt çıktı. Bu şey. Böyle bir tane şey çıkartıyorsunuz. Yılan uzuyor belli bir mesafe arkadaşlar. O mesafeyi tırmanabiliyorsunuz. Halat gibi kullanıyorsunuz. Büyülü bir halat gibi düşünebilirsiniz. Bu da Encumbering Stone arkadaşlar. Bu da şey. Bunu alırsam üzerime, yere düşen itemları artık üzerime almıyor. Yani bakın böyle yaptığım zaman işte itemları al alma demek gibi bir şey. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Gördünüz mü? Flütü attım. Üzerinde bir tane boşluk yer var ama almıyorum. Çünkü Encumbering Stone var ve bu engel oluyor itemların üzerime gelmesine. Bu üzerinize gelirse dikkat edin. Bunu bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Bu item'ı aksesuar buldum deyip hiç okumadan alıyor. Ve üstünde olunca abi item'ları alamama gibi bir sorun oluşmaya başladı bende falan diyebiliyor. Bakın yerlerde item'lar var ama alamıyorum. Bunu açarsam, kilidi açtığım zaman alıyorum. Bu kilitli ise alamazsınız. Bunu da kilidi açıyorsunuz, alıyorsunuz. Yani üzerinize gereksiz eşya gelmesini istemiyorsanız, artık doyduysanız eşyalara, bu aksesuarı alıyorsunuz üstünüze ve kilitliyorsunuz. Üzerinize artık yerden item gelmiyor arkadaşlar. O amaçla kullanılan bir aksesuar. Mantıklı bir aksesuar. Bence böyle bir aksesuar zaten gerekiyordu. Oyuna eklenen güzel aksesuarlardan bir tanesi. Onu da şöyle atıyorum. Biz tabii ki de üzerimize almak istiyoruz her şeyi. Evet, Storm Spear arayışımıza devam. Şimdi videolarda
Her attığım videoda sabırsız olan arkadaşlar var. Hard moda şimdi adamlar da benle birlikte insanlar da oynadığı için abi ben hard moda geçtim sen hala geçemedin işte bilmem ne falan diye isyan edenler oluyor. Arkadaşlar ben defalarca oyun oynadığım için her şeyi defalarca elde ettiğim için oyunda neredeyse tüm itemlara sahibim. Her şey var yani eksiğim yok. Oyunda her şeyi elde ettim yüzlerce kez vesaire. O yüzden hard moda geçmek benim için o kadar önemli veya heyecanlı bir durum değil. Ve her şeyi elde ederek bu sezonda gitmek istiyorum. Çünkü daha fazla Terraria serisini uzatmayacağım. Bu sezonu bitirdikten sonra düşünmüyorum abi bir daha Terraria oynamayı. Bitireceğim yani. Final yapacağız ve taçlandıracağız. Sonra rehberiyle ilgileneceğim. Yine eskisi gibi. Rehberini yavaş yavaş atacağım. Farklı bir oyuna odaklanmak istiyorum. Ben zaten arka planda şimdi şey zannediyorum olabiliyor. Abi niye farklı oyunlar oynayabilirsin? Bak şöyle bir oyun var, böyle bir oyun var. İşte Stardew Valley var, Starbound var. O var, bu var diye bana sürekli öneriler geliyor. Beni sanki Terraria dışında oyun oynamıyormuş gibi zanneden insanlar falan oluyor arkadaşlar. Ama ben halbuki günlük hayatta çok boş zamanında çok fazla oyun oynuyorum zaten. Yani bana önerdiğiniz oyunların ben belki de Terraria kadar çok oynamışımdır. Öyle diyeyim. Mesela Project Zomboid ilk çıktığı zamanlar oynayan birisiydim. Project Zomboid'i daha böyle oyun o kadar erken aşamadaydı ki yani o kadar az şey vardı ki oyunda ben oynuyordum arkadaşlar. Ne bileyim Subnautica. Alfa sürümdeyken ben Subnautica'yı o kadar çok oynamıştım ki artık böyle yapabileceklerimin sınırı kalmadı. Bittiydi yani. Sınırına geldiydim. Şeyi bekliyordum update'i. Bir gece update oldu. Tam sürüme çıktı. Tam sürüme çıktığı gece ben 1-2 saat sonra oyuna final yaptım. Bitirdiydim. Yani daha insanlar videosunu çekip internete atmaya başlamadan önce ben oyunda final yapmıştım kendi hesabımda ve oyunu bitirmiştim arkadaşlar. Gibi. Yani aslında ben farklı oyunlar hakkında da çok fazla bilgiye sahibim. Yani sizin düşündüğünüz, bana önerdiğiniz abi şunu da oynasan güzel olur dediğiniz oyunları aslında ben çok oynamış, bilgiye sahip olmuşumdur. Terraria'ya kadar hakim olmuşumdur belki. Ama siz bilmiyorsunuzdur. Çünkü ben çok fazla zaman ayıramıyorum video çekmeye vesaire. Halbuki gönül ister ki hepsine video çekeyim, hepsini rehberleştireyim. Her şey böyle kanalda rehber olsun. Kanalın amacı zaten rehber olmak ama her şeyin rehberini yapmaya zamanım olmuyor maalesef ki Terraria'yı bu sezonda tam anlamıyla her şeyi elde ederek bitireceğiz. Farklı bir oyuna yönelerek onu rehberleştirip onun üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Mesela bakın Titan Quest. Ben Titan Quest'i yıllarca oynamış birisiyim. Titan Quest videolarım var kanalımda. Titan Quest'te de rehbere başladıydım. 3 bölümüne rehber çektim. Sonra devam edemedim maalesef. Yoğunluk gösteremediğimden. Çünkü karakter kasmam gerekiyor. Kasamıyorum vesaire. Onun ikinci oyunu gelecek. İkinci oyununu sabırsızlıkla bekliyorum. Ama üzerine ne kadar yoğunlaşabilirim onu da bilmiyorum. Gibi durumlar var. O yüzden Terraria'yı bitirdikten sonra artık şeye gideceğim. Farklı bir oyunun peşine gideceğim arkadaşlar. Yani uğraşmayacağım. Farklı bir oyunla uğraşmaya başlayacağım. Bu oyunu tabii kendim seçmeyeceğim. Size bir anket açarım. Terraria'yı bitirdiğimizde, final yaptığımızda. Terraria'nın rehberine başlayacağım ya. Terraria'nın rehberini de bitirdiğimi düşünürsek. O Terraria rehber bittiğinde bir anket açacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar Terraria'yı oynadık. Terraria'nın rehberini de bitirdik. Yeni bir oyuna başlayalım. Bu oyun hangisi olsun? Hangi oyunu rehberleştirmemi isterdiniz? Hangi oyunu detaylı bir şekilde üzerine yoğunlaşalım diye bir anket açacağım. Bu ankette o gün geldiğinde bu ankette ne seçilirse onun üzerine odaklanacağım kanalda. Onu bitirdiğimizde diğerine, onu bitirdiğimizde diğerine ve bunların hepsini anketle seçeceğiz. Kim ne istiyor göreceğiz. Ona göre bir karar verip yoğunlaşacağım. Yani Terraria'da doyuma ulaştık artık. Bu da bu sezonda arkadaşlar aparatif gibi olacak. Her şeyi yap, size her şeyi yapmayı gösterdiğim seri olacak. Tabii rehber serisi detaylı olarak devam edecek. Rehberle bu, şimdi bu da bir rehber. Bu serimiz de bir rehber ama Team Rehber serisi bir konuya odaklanıp onun tüm detaylarını anlatıyor. Burada oyunu nasıl oynayacağınızın detayları var. Yani aslında sezonda bir oyun nasıl oynanış rehberi sağlıyorum ama diğer rehberler, Terraria rehberde tek bir konunun üzerine odaklanarak onun tüm detaylarını aktarmaya çalışıyorum. Onu yapmamın sebebi arkadaşlar bazıları şey diyor hani abi zaten oyunu öğretici olarak anlatıyorsun tek tek niye rehber çekiyorsun ki falan diye söyleyenler olabiliyor. Onun sebebi arkadaşlar şimdi adam benim geldiğim belli noktaya kadar gelmiştir kendi oynayarak. İhtiyacı olan şey şu mızrağın nasıl bulunduğudur. O mızrağın nasıl bulunduğunu öğrenmek için bütün sezonu izlemektense direkt onunla ilgili videoya girip onu öğrenmesi amacıyla yaptığım bir seri Terraria. O yüzden hem burada öğretici anlatıp hem de tek tek konuları anlatıyorum. Yani adam istediği konuya ulaşıp alsın diye. Sallıyorum adam oynadı hard moda geçti ve bir boss'a geldi ve o boss'u geçemiyor. O boss'la ilgili bilgi ihtiyacı var. Bunu öğrenmek için sezonun hangi bölümünde ben bunu kesiyorum diye sezonu izleyip sezonu araştırmaya çalışacağına direkt onun o konunun başlığını yazarak o rehberde bulsun.
işine yarayan bilgiyi alsın diye ayrıyetten Terraria rehber çekiyorum arkadaşlar. Ki bunu tüm oyunlara yapmayı planlıyorum. Zaman buldukça, bu benim işim değil dediğim gibi. Ben günlük hayatta çalışıyorum. Hafta sonları mesaim oluyor vesaire. O yüzden fazla zamanım olmuyor. Zaman buldukça video çektiğim için kanala düzenli video ya da sürekli video gibi gelme durumlar olmuyor maalesef. He, boşta kalırsam, boşluğum olursa böyle 3-5 gün tatilim oluyor, mesai olmuyor, kafam rahat oluyor. O zaman seri bir şekilde video çekebiliyorum. Ama onun dışında video gelmiyorsa anlayın ki yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ama video çekmeye devam ettikçe arkadaşlar bu şekilde olabildiğince bildiğim oyunları rehberleştireceğim. Ki ben bayağı bir oyun bilgisine sahibim. Yani birçok oyunla ilgili bilgiye sahibim aslında. Ama bunu size aktaramıyorum maalesef. Zihin transferi diye bir şey icat edilmedi abi. Bunların hepsini tek tek hazırlayıp atmam gerekiyor. Bu da zamanla olacak. Kanalı takip ettiğiniz süreçte yıllar içerisinde birçok oyunla ilgili birçok şey keşfedebilirsiniz. Ama bu gerçekten süreç alacak. Şimdi bazıları şey diyor. Ben seni takip ederken 13 yaşındaydım. Şu an 18 yaşındayım falan filan. Üniversiteye başladım falan. Hani hala bu sezon devam ediyor mu falan diyen oluyor. Sadece kendisini düşünüyor. Adam mesela diyor ki ooo ben oyunu 10 kere bitirdim. Sen hala bitiremedin sezonu falan diyenler oluyor arkadaşlar. Orada kişi sadece kendisini düşünüyor. Ama ben videoları kendimi düşünerek yapmıyorum. Ya da sizi direkt olarak bireysel olarak düşünmüyorum arkadaşlar. Yani tamam ben videoları geç atıyorum. Kendi iş hayatımdan kaynaklı. Ama attığım video kalıcı olduğu için senden sonra gelen nesiller de ya da senden sonra oyunu keşfeden insanlar da yararlanabiliyor. Yani sadece kişi, karşı taraftaki bu yorumu yazan kişi sadece kendini düşündüğü için ya sen ben oyunu 10 kere bitirdim de artık ihtiyacım kalmadı. Bitmene de gerek yok, devam etmene gerek yok falan diyebiliyor ama ben bunları atmamın sebebi zaten arkadan başkaları keşfeder gelir diye. Hani sen artık senin işine yaramayabilir ama başkasının işine yaramayacağı anlamına gelmiyor. Bunu böyle düşünerek videoları atmaya devam ediyorum. O yüzden de kafam rahat oluyor açıkçası. Bir takılmıyorum o konuya. Yavaş yavaş zaman buldukça yapacağız. Ve işte bir sıkıntı olmadı bugüne kadar. Hani birçok eski serilerim de aynı şekilde. Eski salonlar da aynı bu şekilde geliyordu. Düzenli atamadığım anlar oluyordu vesaire. Tamamlandığında şu anda insanların işine yarıyor. Ha, evet üzerinde birçok güncelleme aldı oyunun falan filan. Değişiklikler oldu. Ana tema değişti. Bazı şeyler değişti vesaire. Kurallar değişti ama yine de hiç yoktan birilerinin işine yarayabiliyor eski videolarda. Geçmişe dönük videolara da hala yorumlar gelmeye, insanların karşısına çıkmaya, ondan yararlanmaya devam ediyorlar. Ben de o kafayla düşündüğüm için arkadaşlar yavaş yavaş da olsa bir seriyi tamamlayarak ilerlemeye devam ediyorum. Bu seriyi, Terraria'yı tamamladıktan sonra yani rehberi de doyum noktasına getirirsem, rehber serisini çünkü özen gösteriyorum biraz rehber serisine ve detaylı yapmaya çalışıyorum. Rehber serisini tamamladıktan sonra arkadaşlar tam anlamıyla istediğim şekilde tamamladıktan sonra bir oyuna odaklanacağız. Bakalım bu oyun hangisi olacak bilemiyorum. Aklımda var birkaç oyun. Anketlerde falan sizin yorumlarınızda neler çıkacak göreceğiz. Onlara odaklanacağız. Sonra eski videolarımı rework atacağım ileriki planlarımdan. Yani eskiden oynadığım böyle acemilik zamanlarımda, video çekmede acemi olduğum zamanlarda yaptığım videolar var. Hala kanalda duran. Bu videoları silip adam gibi tekrardan oynayıp düzgün bir şekilde bunların da ayrı ayrı videolarını, rehberlerini yapmak istiyorum. Böyle bir düşüncem ve planım da var. Yine tabii ki zaman buldukça olacak bir şey. Uzun bir sürece yayacağım bir düşünce. Bir anda üzerine odaklanamayacağım bir süreç. Ama böyle düşüncelerim, hayallerim var tabii ki de. Sonra şey diyenler oluyor. Mesela abi niye eski oyunları oynuyorsun? Yani eski oyunlar şu anda çok popüler değil ve izlenmiyor. Eskiden yani şu anda popüler oyunlar varken neden mesela şey diyen oluyor. PUBG Mobile varken neden gidip 98'deki 2000'deki oyun oynuyorsun? Ya da ne bileyim Red Dead Redemption varken niye gidip de başka bir şey oynamıyorsun? GTA 5 varken niye Vice City oynuyorsun? Vesaire gibi yorumlar gelebiliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar ben eski oyunları seviyorum. Ben eski dönemden oyunları oynayarak büyüdüğüm için eski dönem oyunlar hoşuma gidiyor. Ve onları özleyip arayan insanları hitap etsin diye biraz videolar yapıyorum. Çünkü benim gibi düşünen, benim gibi hisseden insanlar oluyor. O oyunlarda, o videolarda onların karşısına çıkıyor. Buluyorlar yani bir şekilde. He, bazı attığım seriler 200-300 izleniyor, bazı 100 izleniyor, bazı hiç izlenmiyor falan. Bunlar hiç takıldığım konular değil. Bu tamamen benim tatmin olmamla alakalı bir durum. Ben yaptığım videodan memnunsam 100 izlenmesi, 500 izlenmesi ya da 5 milyon izlenmesi pek umurumda olmuyor açıkçası. Ve ben onu yapmaya devam ediyorum. Çünkü hiçbir zaman izlenme uğruna yapmadım bir şeyleri. Ki izlenme uğruna yapsaydım arkadaşlar birkaç kere serilerimi silmezdim. Silip baştan çekmezdim. Çünkü bazı serileri ben böyle çekiyorum tamam mı? Atıyorum 7-8 video.
Sonra bakıyorum, yok ya diyorum, bu istediğim gibi olmadı abi diyorum. O 7-8 video çok izlenmiş olsa bile siliyorum onları. Yani silip atıyorum ve daha iyisini çekiyorum. Sonra onu da beğenmiyorum, onu da siliyorum. Bir daha daha iyisini çekiyorum falan. Bunu defalarca yaptığım oyunlar oldu. Mesela Seven Days to Die'a yaptım abi kaç kere. Project Zomboid'a yaptım kaç kere. Terraria'da yaptım bunu. Terraria'nın çok izlenen videoları vardı. Sildim abi. Beni tatmin etmiyordu. Ve bu videolar güzel değil. Çok eski videolar ve benim gerçekten acemi olduğum dönemlerde vesaire diyerek kendimce yorumlayarak insanlar kalsın dese bile ben onları silip kaldırdım. Artık insanların işine yaramayacağını düşündüğüm için. İzlenmesine falan umursamadım. Böyle şeyler yapıyorum. O yüzden attığım videonun izlenmesi izlenmemesine takılmıyorum arkadaşlar. Siz de takılmayın yani. Bazen şey oluyor. Abi az videolar çok az izleniyor. Bu video, bu oyun izlenmiyor. Niye atıyorsun ki vesaire gibi. Sizin takılmanız gereken bir durum değil o. İhtiyacınız varsa videoyu izlemek istiyorsanız izlersiniz. İstemiyorsanız izlemezsin. Bu kadar basit abi. O tamamen kişinin zevkiyle alakalı bir durum. Ben de öyle yapıyorum. Eski videoları, eski oyunları oynamamın sebebi açıkçası biraz o dönemden duygular almak. O oyunu şu anda oynadığım için belki oynayan vardır diyerekten vesaire gibi düşünceler. Artı ben bir de şöyle bir huyum var arkadaşlar. Bir oyundan 5 seri çıktıysa, yani 1, 2, 3, 4, 5 çıktı tamam mı? GTA'yı varsayalım. GTA 5'e kadar var. 6 gelecek değil mi? Ben GTA'yı oynuyorsam 1. oyundan başlayıp 5. oyuna kadar oynamayı tercih ediyorum. Direkt sonuncu oyunu oynamıyorum. Bunun sebebi de aradaki o gelişim farkının hissiyatı. Şimdi 5. oyunu GTA 5'i oynayıp da kalkıp GTA 1'i oynasanız, 1.90'larda çıkmış bir oyun yani düşünün. Dersin ki oğlum bu ne? Hani yani nereden nereye düştük gibi oluyor. Yani bu oturup bir masada hindi yiyip sonra kalkıp fare yemeye dönmek gibi bir şey yani. Kalkıp böyle vasat bir durumda önüne fare koyuyorlar ve ye diyorlar gibi bir durum oluyor. Yani öyle düşünün, öyle hayal edin. Nereden nereye düştük muhabbeti oluyor. O yüzden bir oyun seri halinde çıktıysa ve aralarında böyle 1, 2, 3, 4 vesaire gibi farklar varsa, çıktıysa yıllar farklı yıllar sonra, ben ne yapıyorum abi? Oyunun birincisinden başlıyorum. Oyun ne kadar eski olursa olsun önce birincisini oynuyorum, sonra ikincisini oynuyorum, sonra üçüncüsünü oynuyorum. Çünkü aradaki o zaman faktörü, yani ilk yapılan oyun nasıldı? Görsel grafiği nasıldı? Hikaye nasıldı? Nasıl oynanış nasıldı? Zor muydu? İkinci oyuna geçtiğimdeki o evrimi, atlamayı görebilmek, onu hissetmek hoşuma gidiyor. Ve bu sayede arada bir uçurum oluşmuyor. Yani 5. oyundan 1. oyuna indiğin zamanki o aradaki uçurum olmuyor. Doyuma vara vara ilerlemek. İstediğimden kaynaklı bir oyun oynarken her zaman birincisinden başlıyorum. Aa bunun ikincisi çıktı. Yani ikincisini oynamak varken niye birinci oynuyorsun falan diyenler oluyor. Onun sebebi tamamen bu. Yani aralarındaki farkı hissetmek istiyorum. Yani nereden... Neyi değiştirdiler abi? Birincide ne kötüydü de ikincide neyi iyi yaptılar? Ya da birincide iyi olan bir şey vardı da ikincide bu iyi olan şeyi yok mu ettiler? Ben bunları görmek istediğimden kaynak seriyi sırasıyla oynamayı tercih ediyorum. Hiçbir zaman son çıkan oyuna yönelmiyorum arkadaşlar. O yüzden de her zaman bir seriye başladığımda hep eski videosu geliyor. Yani ben şu an Assassin's Creed oynamaya başlasam Assassin's Creed'in ilk oyunundan başlarım. Kalkıp şey diyebilirsiniz. Abi Assassin's Creed'in bilmem ne tanrı savaşları çıktı. Yani Assassin's Creed 3180 çıktı falan. Sen niye Assassin's Creed 1 oynuyorsun diyebilirsiniz. Bunun sebebi aradaki bu. Gelişim faktörü bu. Neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptıkları, nerede evrilmişler, yani neler yaşandığını anlayabilmek, hissedebilmek arkadaşlar. O yüzden her zaman bir serinin birincisinden başlayacağım. Her zaman bir serinin önce ilk oyunu gelecek kanala. Kalkıp önerirken yani bilmem ne 3 var onu oyna dediğinizde ben onun 1 ve 2'sine bakarım önce gidip. Haberiniz olsun, böyle de bir huyum var arkadaşlar. Şurada bir sandık daha var. Ulan 3 tane kabuk çıktı ya. 3 tane Magic Coin çıktı. 1 tane sandığın içinden abi, şaka gibi. Nereye geldik bu arada? Diğer taraftaki kaverne kadar geldik. Şu araları gezmemiz gerek. Ulan tam 1 saattir arıyoruz mızrağı. O kadar fazla sandık da bulamadık. Birkaç ev dışında ev bulamadık, sandık da bulamadık yani. Naruto'da bayağı bir gezdik. Evet, bir ev daha buldum. Aha, heykel bulduk. Bu heykel 8 defans veriyor arkadaşlar. Bakın şurada. Boss statü. 8 defans. Aa 5 defans veriyor. Ben bunu 8 defans veriyor zannediyordum. 5 defans veriyormuş arkadaşlar sanırım. Yo. Evet evet 5 defans veriyor. Bu defans veriyor işte arkadaşlar. Bu heykeli koyuyoruz savaşacağımız arenaya vesaire. Bize defans puanı kazandırıyor. Buradan şu taşları maçları alalım. Sandığı aç. Aa burada da var bir tane. Boss statü. 2 tane boss statü çıktı lan. İnanılmaz. Gönder. Olaya bak. Bir tane yerde, bir tane sandıkta. 2 tane boss statü bulduk. Arena yapacağımız zaman bazı bosslar için biliyorsunuz alanlar hazırlıyoruz ya kesmek için. O alanlara işte boss statüyü de koyacağız artık. Güzel oldu. Şu karanlık bölgeyi de açayım. Belki bir şey vardır dedim. Hakikaten bir şey çıktı yani. Ulan Storm Spear'ı ararken bulduğumuz
Şeylere bak. İstesek bulamayız ha. Hedefleyerek bunu arasak bulamazdık. Evet, yukarıda şu alan var. Daha aşağıya gidiyor bu. Lan nasıl bir desertmiş bu ya. Yer altına kadar gidiyor herhalde ha. Çok geniş yani. Bakayım, spawn point'ime yakınım aslında. Bir eve gidebilirim. Şu sandıklarımı boşaltmaya. Gidelim abi. Üstümüzü başımızı burada boşaltalım. Tamam. Hop, bir boss statü daha buldum. İyi. Bu ne? Mystic Thunder Zapper. Aga be. Staff bulduk. Aradığımız değil ama olsun. Bu da ileride arayıp da bulmaya çalışacağımız bir silahtı. Öncesinde bulmuş olmamız iyi oldu bizim için. Hop, orada bir ev daha var. Thunder Zapper çıktı be. Yine. Yine Thunder Zapper çıktı. Ver abi. En azından Spelunker Potion bulduk. Spelunker Potion'la sandıkların yerini daha iyi tespit edebileceğiz arkadaşlar bu sayede. Bakın, yukarıda bir tane sandık var. Hatta resim ev var yukarıda direkt. Direkt olarak ev var orada. Of, çok iyi. Hemen şunları alalım. Ve Storm Spear. Evet beyler, aradığımız mızrağı bulduk. Üçüncü mızrağımız. Bu şekilde var olan her şeyi de alalım. Buradan gidelim. Storm Spear'da bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir yıldırım efekti mevcut Storm Spear'da da. Üçüncü mızrağımızı da Underground Desert'ta elde ettik. O zaman hemen bir evimize dönelim. Şu mızrakları bir yerine koyalım arkadaşlar. Öncelikle ilk spear'ımız, sonra bir trident, sonra bir Storm Spear. Üç mızrağımızı bu şekilde yerine koyduk. Şimdi gelelim dördüncü mızrağa. Dördüncü mızrak Rotten Fork. Rotten Fork arkadaşlar, Crimson biyomunda katlattığımızda düşüyor. Biz Crimson'da kalp bize düştü müydü hatırlamıyorum. Bir bakalım sandıklarımıza. Düşmediyse birkaç tane de heart patlatmamız gerekecek. Sanırım mızrağı düşürmemişiz arkadaşlar Crimson'da. Gidelim şuradaki kalpleri de patlatalım. Rotten Fork'u elde edelim. Crimson biyomunda heartları patlattığınızda elde edilen bir mızrak arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Birkaç tane daha patlatarak kendisini elde edeceğiz. Ama önce yanımıza biraz bomba almamız gerekiyor. Buradan hemen Crimson biyomuna gidiyoruz. Crimson biyomunda patlatmadığımız kalpleri patlatarak dördüncü mızrağımızı da elde edeceğiz. Evet, burada patlatmadığımız heartlar var. Crimson Rod çıktı. Crimson Heart çıktı. Aydınlatma peti. Bu da aradığımız değil. Bize mızrak lazım. Burada patlatmadığımız kalp var illaki. Crimson Heart çıktı yine. Bir yandan boss da kesmiş olduk arkadaşlar. Boss ödülleri de aldık. Tamam. Şu altta bir kalp daha görmüştüm. O kalbi de patlatalım. Bakın şurada suyun altında. Alacağız mızrağı. Ulan gene Crimson Rod çıktı ya. Şurada bir kalp var. Sağ tarafta arkadaşlar. Oo, bir değil iki kalp var. Güzel. Yine boss fight. İkinci kez geldi. İkinci kez öldürdük. Çok fazla loot elde ettim. Bunların hepsini bir domuzcuya atmam gerekiyor. Şöyle atalım. Yalnız mızrağı çıkartamadık hala. Öyle bir sorun var. Crimson Rod çıkıyor sürekli. Crimson Heart falan çıkıyor. Ama mızrağı bulamadık abi. Burada bir kalp daha var. Kolye çıktı. Knuckle çıktı. Lan daha önce acaba ben mızrağı çıkartmış mıydım ya? Burada da Knuckle çıkardık. Bu bölgedeki bütün kalpleri patlattık sanırım. Hep altarlar kaldı. Bizim diğer Crimson'ımız buradaydı. Şurada ağız var. Buradan girerek. Evet. Sol taraftaki Crimson'a gideceğiz arkadaşlar. Buradan çıkartamadık. Sol taraftaki Crimson'dan mızrağı elde edeceğiz. Şuradan çöle atlayalım. Buraya da meteor düşmüş. Bir ara bunu da kazmaya geleyim buraya. Ver artık oğlum şu mızrağı. Uğraştırma beni. Bak. Yine Crimson Heart verdi ya. Vay arkadaş. Abi. Şaka mı bu?
Boss'u üçüncü kez kesiyorum. O kadar kalp patlattık. Mızrak çıkmıyor. Umarım sizden çıkar ya. O kadar kalp var burada. Bunlardan çıkması umuduyla. İki tane tabanca mı? Ciddi olamazsın. Abi iki tane tabanca çıktı. Şaka gibi. Mızrak çıkmıyor. Bak burada üç tane kalp var. Biriniz verin. Crimson Road çıktı. Abi 4 kere kutulu kestim bu videoda mızrak bulmak için. Lütfen sizden çıksın ya. Uğraştırmayın artık beni ya. Abi bir tane mızrak ya. Çok basit bir şey yani. Aa inanılmaz. İnanılmaz. Bir Crimson Heart daha çıktı. Bir Crimson Heart daha mı? Gerçekten mi abi? Şaka mı lan bu? Dalga geçer gibi. Acaba ben daha önce bulmuş muydum bu mızrağı? Hatırlamıyorum ki. Bir sandıklarıma bakmam lazım ya. Ben var ya... İlk patlattığım kalplerde bu mızrağı bulmuş olabilirim ha. Boşuna arıyor olabiliriz şu anda. Ama şu ana kadar patlattıklarımdan da çıkmadı ha. Nasıl bir olay yaşıyoruz abi şu anda? Bizde Crimson başka var mı? Bir burada var, bir burada var. Bir tane de burada var. En sağda. Şu mağaraya da gireceğim. En sağdakine de gideceğim. Bekle beni oğlum, geliyorum. Gelirim. Lan şey nerede? Okyanusa ışınlandığım malzeme. Ben onu atmış mıyım? Lan ya. Biz onu gittik aşağıya koyduk tabii. Sen gel şimdi olaya. Önce gidelim Magic Conch'umuzu alalım. Buraya bıraktım mı? Bir tane. Ah be. Önce gidelim şu yer altından. Şuradaki evin oraya Magic Conch bıraktım arkadaşlar. Onu bir alalım. Oradan okyanusa ışınlanalım. En sağdaki Crimson'a da gireceğim. Orada da kalpleri patlatacağım. Ve mızrağı çıkartmaya çalışacağım. İki Crimson bölgesindeki Heart'ları temizlememize rağmen mızrağı bulamadık. Şaka mı bu ya? Kaç tane kalp patlattım ya. Bu kadar zor çıkan bir item değil. Aradığım için çıkmıyor ha. Vallahi bak bir şey var bu işte. Özellikle arıyorum diye oyun biliyor abi. Evet efendim. Buradan tavşana binelim. Sol taraftaki Crimson'a gidelim. Abi gene de yeniden Crimson Heart çıktı. İnanılmaz. İnanılmaz. Yeniden Crimson Heart çıktı ya. Israrla mızrağı vermiyor. Bak şu iki kalpten çıkar mı? Crimson Heart. Oh! Allah razı olsun. Dördüncü mızrağımızı da bulduk. Rotten Fork. Bir sürü kalp patlatarak. Millet bir kere patlatır bulur. Biz 20 kere patlattık bulduk abi. Evimize gidelim. Aa slime yağmuru. Eve geldik bir de slime yağmuru eventi. Of video dolu dolu. Dolu dolu geliyor video size. Hiç kılımı bile oynatmaya gerek yok. Buraya kurduğumuz bu parkur sayesinde, alan sayesinde slime eventini hızlıca çıtır çıtır atlatacağız.
Slime boss'u da kestik. Misler gibi. Bir event'i de yapmış olduk. 4 kere falan Brain of Cthulhu kestik. Bir tane Slime King Slime kestik. Slime event'ini yaptık vesaire vesaire. Çok verimli bir mızrak avı oldu. Tabi mızrağımızı zorla da olsa bulduk. 4. mızrağımızı da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Efekti de gördüğünüz gibi böyle ateşli ateşli. Rotten Fork. 4. mızrağımız. Nedir? Swordfish. Swordfish arkadaşlar okyanusta balık tutarken gelen bir mızrak. Biz okyanusta daha önce balık tutmuştuk. Hatırlarsanız ki şemsiye ararken burada onlarca balık tutmuştum. Şemsiye arama görevinde bol bol swordfish elde etmiştik. O da böyle. Bunu da hemen envanterime alıyorum. Ve buradan toz oluyorum hemen. Kimden başka bir şey var mı? Tamam. Gidelim. Swordfish'i de hemen yerine ekliyorum. Bu 5. mızrağımızdı arkadaşlar. 4.'yü aldık. 3 ve 4 numara bizi bayağı bir uğraştırdı. 5. mızrağımız Swordfish. Buraya koydum. 22 belli damage. Ve son 6. mızrağımız. 6. mızrağımız Dark Lens arkadaşlar. Dark Lens Shadow Chest'lerden çıkıyor. Shadow Chest'ler yer altında bulunabiliyor. Sadece Underworld'de bulunabilen chest'ler arkadaşlar. Bakın şurada var. Locked Shadow Chest yazıyor. Bu sandıklar kilitli oluyor. Bu sandıkları açmanız lazım. Bu sandıkları açmak için ne yapacaksınız? Bu sandıkları açmak için öncelikle haritanızdaki dungeon'a girmiş olmanız gerekiyor. Yani skeleton'u kestiniz. İçeriye girdiniz. Buradaki altın sandıkları açtınız. Altın sandıkların içerisinden mor bir anahtar çıkacak. Shadow Key diye. Shadow Key'i alıyorsunuz üzerinize. Bu kalıcı bir anahtardır. Yani kullandığınızda gitmez. Sarı anahtarlar gibi tükenmez. Altın sandıkları açtığınız anahtarlar bir kullanımlık. Ama Shadow Key sonsuz arkadaşlar. Onu üzerinize alıyorsunuz. Dungeon'dan onu aldıktan sonra Underworld'e inince Shadow Key üzerinizdeyse buradaki bütün Shadow sandıklarını açabiliyorsunuz. Şimdi biz o anahtarlardan bulduyduk. Dungeon'ı lootladık daha önce. O yüzden hemen buradan Dungeon'a gideceğim. Dungeon'ın oradaki sandıklardan anahtarı alacağım ve aşağıya gidip arkadaşlar Shadow sandıklarını açmaya başlayacağız ve orada Dark Lens çıkana kadar Shadow sandıklarını avlamaya, açmaya devam edeceğiz. Şimdi o zaman hemen Dungeon'a gidelim. Evet, daha önce dungeon'ı lootlamıştık arkadaşlar. Buradaki sandıkların içerisine koymuştum ben anahtar. Çıkan eşyalar hep buraya... Evet, burada var. Shadow Key. Bir tane Shadow Key üzerime alıyorum. Kalıcı olarak kullanılabilen bir anahtar bu. Üzerimde bu şekilde dursun. Hemen buradan evimize gidiyoruz. Evimizden cavern'e atlıyorum. Oradan Underworld'e atlıyorum arkadaşlar. Evet, Underworld'e geldik. Şimdi burada daha önceden haritada gezip açtığım sandıklar vardı. Demiştim ki size bunları hemen açmayacağım. Item avında zaten açacağız demiştim. İşte o vakit bu vakittir arkadaşlar. Şimdi çıt hemen açıyoruz. İçlerinden silahları alıyoruz. Bir tane Helving Bow çıktı. Güzel. Sandığın kendisini de alalım. Buradan kaldıralım. Şurada bir sandık daha var. Açıyorum. İçerisinden bir Sun Fury çıktı. Bunlar da arayacağımız itemlar. Erken safhada bulmak iyi. En azından aramaya gelmeyeceğiz. Şunu da içelim. Bu sandığı da buradan alıyorum. Sol tarafta daha var sandıklar. Sol tarafa doğru gitmeye devam edelim. Bir sandık da burada var. Dark Lens de bunun içinde arkadaşlar. Evet. Pet de bulduk bir tane. Bakın arkamda bir mimik geziyor artık. İskelet kafası gitti. Arkama bir mimik chest eklendi. Bir tane de pet bulmuş olduk. Magnet buldum ayrıyetten. Ve Dark Lens'i de son mızrağımızı da burada elde etmiş olduk. Hemen şu sandığı da şuradan alayım. Başka sandık var mı? Daha önceden gördüğüm sandıkların toplamaya devam edelim. Biraz sandık toplayarak gidelim. Bakın burada da bir sandık var. Hemen bunu da açıyorum. Ne çıktı? Yeni mount çıktı arkadaşlar. Bir mountum daha var. Bakın arkamda şu anda imp olarak geziyor. Güzel. Bir mount daha elde ettik. Şöyle alıyorum. Yapma ama ya. Item aktarıyordum. Yaratık geldi öldürdü. Neyse arkadaşlar. Dark Lens'i elde ettik. Hemen evimize gidelim. Dark Lens'i de atalım envanterimize. Ve mızraklarımızı bu şekilde tamamlayalım. Evet efendim. Son mızrağımız Dark Lens. O da bu şekilde. 46 milli damage var. Tabii biraz kötü denk gelmiş. Bu reforce yaparak geliştirilebilir. Bütün mızrakları bu videoda elde etmiş olduk. Diğer bölümde arkadaşlar bumeranglara geçeceğiz. Bu mızrakların hepsini elde etme işini hallettik. Diğer bölümde pre-hard modda yani hard mod öncesi elde edilebilen bumerangların üzerinde uğraşacağız. Bütün bumeranglarımızı elde edeceğiz. Sonra flails'lara geçeceğiz. Bu topuzlar var ya, az önce bulduk ya bir tane arkadaşlar. Bu. Sun Fury. Bu türdeki malzemeleri bulacağız. Vesaire vesaire. Sırayla bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün weapon'ları elde ettikten sonra zırhları, mountları ve petleri bulacağız. Aksesuarlarla uğraşmayacağım. Aksesuarları oyunun en sonunda, finalde artık ne kaldıysa eksik onları halledeceğiz. Aksesuarları pre-hard modda elde edebilen aksesuarlara uğraşmayacağım yani. Silahlarımızı halledeceğiz. Zırhları halledeceğiz.
petler ve mountları alacağım ve hard moda geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Tabii bu süreç dediğim gibi biraz 5-10 bölüm daha sürer diye düşünüyorum. Belki daha fazla, bilemiyorum. Hepsini elde edeceğiz çünkü. O zaman videoyu şimdilik burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bumerangları arayarak bölümümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.